Bizim herhangi bir vatandaşımız Türk Cumhuriyetlerine gittiğinde tabelaları ve yazıları okuyabilecek. Bu ortak Türk alfabesi kararından sonra Türk Dil Kurumu Başkanı Osman Mert'in yaptığı açıklama. Bunun daha anlaşılabilir olması için bir örnekle açıklayalım. Örneğin yiğit kelimesinin Kazak Türkçesinde karşılığı jigit. Burada kelime başı harf değişimi var. Kırgız Türkçesinde ise cigit. Yine kelime başı harf değişimi olmuş. Dünya üzerinde birçok Türk devleti ve topluluğu var. Aslında hepimiz aynı dili konuşuyoruz ama ufak tefek farklılıklarla. İşte biz buna zaten lehçe diyoruz. Altaylardan Tuna'ya var olan tüm Türkler kendi lehçelerinde konuşarak anlaşabiliyor. Ama alfabelerimiz farklı. Bilhassa zamanında Sovyetler Birliği'nin boyunduruğu altında yaşamak zorunda kalan Türkler Kiril alfabesi dayatmasına mecbur bırakılmışlardı. Uygur kardeşlerimiz ise uzun yıllardır Arap alfabesini kullanıyorlar. İşte Türk dili konuşmada nasıl birse bunun yazıda da olması amaçlanıyor. Bu da ortak alfabe fikrini ortaya çıkarmış. İlk defa 6 Mart 1926 Bakü Türkoloji Kongresi'nde ortak bir Latin alfabesi kullanılması konuşulmuş. O yıllarda temeli atılan bu düşüncenin meyvelerini bugünlerde görüyoruz. O halde günümüze dönelim. Alfabe için ilk somut adımı Kazakistan geçtiğimiz yıllarda atmıştı. Nursultan Nazarbayev tarafından imzalanan kararnamede 2025 yılına kadar Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçileceği duyurulmuştu. Oluşturulan Ortak Alfabe Komisyonu, Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Dil Kurumu ve Uluslararası Türk Akademisi tarafından destekleniyordu. Bu doğrultuda 2023'te Kazakistan ve Azerbaycan'da toplantılar düzenlenmişti. Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Dil Kurumu ve Uluslararası Türk Akademisi tarafından desteklenen Ortak Alfabe Komisyonu'nun bu sene yaptığı toplantıda 34 harften oluşan Latin alfabesi kararı alındı. Toplantının asıl amacı Türk dünyasında konuşmada olan dil birliğini yazıda da oluşturmak. Ortak alfabe hamlesi Türk dünyası için oldukça ehemmiyet taşıyor. Türk devletleri ve toplulukları arasında dilsel uyumu artırmak, iletişimi kolaylaştırmak ve kültürel bağları güçlendirmek asıl hedef. Türk Devletleri Teşkilatı vesilesiyle oluşan bu büyük adım sonucu Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 9-11 Eylül tarihlerinde 3. olağan toplantısını yaptı. Toplantıda Türk dilleri için ortak alfabe çalışması başarıyla nihayete erdi. Peki bu süreç nasıl işleyecek? Özbekistan ve Kırgızistan Kiril'den Latin'e geçişi hızlandıracak. Gelelim alfabenin detaylarına. Belirlenen ortak Latin alfabesinde 34 harf bulunuyor. Biliyorsunuz ki bizim 29 harfimiz var. Yani 5 harf daha alfabemize ilave edilecek. Ters E, X, nazal N, Q ve üzeri şapkalı U harfleri. Örnekle açıklayacak olursak, içinde ters E olan bir kelime 50, içinde X olan ahir, damak N'si veya nazal N olarak bilinen sese örnek olarak Anadolu'da yaşayan sınar kelimesini örnek gösterebiliriz. Bu sözcük sınır anlamına da geliyor. Q yani kalın K'ye kadir kelimesiyle de örnek vermiş olalım. Sonuç olarak bu gelişme başta ülkemiz ve Türk devletleri olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın dünya siyasetindeki yerini değiştirecek ve Türk milletine olumlu manada bir geri dönüş sağlayacak. Ayrıca Rusya'ya bağlı olan Tataristan, Başkurdistan, Altay, Hakas, Tuva Cumhuriyetleri maalesef Çin baskıları altında da yaşam mücadelesi veren Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz ve daha nice Türk toplulukları için umut ışığı olmaktan çok öteye geçecek. Ortak alfabe kararı Türk birliğini, dil birliğini ve kültür birliğini gösteren sembolik bir adım. Bu gelişmeleri sizler için yakından takip ediyor olacağız.